Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte altın, gümüş, bitcoin, euro Türk lirası ve sterlin Türk lirası değerlendirmesi bu video içerisinde gelecek. Özellikle altın ve gümüş tarafında sert düşüşler yaşandı. Bu düşüşlerle birlikte hepinizin panik duygularınızı yenemediğinizin farkındayım. Peki bu altın ve gümüş nerelerden dönebilir? Artık altın ve gümüş tarafında artık bir dip seviyesi oluştu mu? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Ayrıca ilerleyen günler içerisinde altında ve gümüş tarafında özellikle yukarı yönlü hareketler gelebilir mi? Bu videoda gene sizlerle birlikte bunu değerlendirmeye çalışacağız. Videolarımıza beğeni atmanız bizim için önemli. Yayınlarımızı dışarıdan seyreden tüm dostlarımızı da yayınımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, ons altında hemen başlayalım. Biliyorsunuz FED faiz kararlarını arttırma yönüne gideceğiyle ilgili haberlerin yayılmasıyla birlikte altının ons tarafında da arkadaşlar aşağı yönlü bir hareket izledik. Fakat 1941 dolar bizim için önemli bir seviyedi ons altın tarafında. Burada tutunamamasıyla birlikte altının onsunda da geri çekilmeler yaşadık. Bunlar tamamen bir düzeltme süreci içerisinde olan altın hareketleridir. Gümüşte daha sert bu hareketleri yaşayabiliyoruz. Çünkü gümüşü biliyorsunuz metallerin haşere çocuğu olarak tanımladığımız bir ürün. O yüzden gümüşteki geri çekilmeler daha sert bir şekilde gerçekleşebiliyor. Altının ons tarafında bizler için şimdi 1800 dolar seviyesi gerçekten büyük bir önem kazanmış bölge. 1800 dolar seviyesinin altında bir kapanış olmadığı sürece bizler gene altının ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin tekrardan yerini alabileceği yönündeki düşüncelerimiz mevcut. Peki buradaki yükseliş hareketi ilk etapta hangi seviyeye doğru olabilir? 1871 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında bu yukarı yönlü hareketlerin tekrardan gerçekleşebileceği yönünde beklentilerim mevcut sevgili dostlarım. Altının onsunda geri dönüş eskiye nazaran baktığımız zaman gene 1941 seviyesini yukarıya kırmasıyla birlikte daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir diye de düşünen taraftayım. Ons altındaki bu seferki yukarı yönlü harekette 1941 üzerinde kalıcılık ve altının ons tarafında da 2100 dolar seviyesine doğru giden bir altının onsundaki yükselişi hep beraber takip edeceğiz. Gram altın tarafındaki hareketlere baktığımız zaman o da gene aynı ons altın gibi hareketlerini devam ettirecektir. Benim buradaki beklentim gram altın tarafında özellikle 1080 civarındaki gram altının hareketlerini devam ettirmesi yönündeydi. Fakat o 1100 TL'ler civarında tutunmaya devam eden bir gram altın hep birlikte izliyoruz. Şimdi gram altında 1080 bizim için önemli bir destek bölgeydi. Takip ettiğimiz özellikle bir destek bölgesiydi. Ve bu üzerinde gene 1100 TL civarına kadar bir aşağı yönlü hareket gram altında da izledik. Şurasını bir dip olarak kabul edecek olursak sevgili dostlarım 1100 TL civarında yukarıdaki hareketlerin gram altını ne kadar daha yukarı yönlü çekebilir? Şuradaki bakın oluşum önemli olacak. O da 1100-1173 civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketler tekrardan yaşanabilir. Buradaki oluşumun yukarıya kırması gram altında ve ons altın bileşenli olarak altın gram tarafında da yukarı yönlü hareketleri bizlere getirecektir. Bizlerin özellikle direnç olarak takipte kalmamız gereken seviye 1117 direnç seviyesi. Şuradaki 1117 direnç seviyesi bizim için önemli ve yukarıda da 1158 civarlarına doğru tekrardan gram altında yukarı yönlü hareketleri izleyeceğimizi düşünen taraftayım. Panik yapılmalı mı? Bence gram altın tarafında özellikle panik yapmaya gerek yok ve şu alan özellikle gram altında bir alım fırsatı olarak yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek alan diye düşünüyorum. Bu alanda 1080 ve yukarıda da gördüğünüz gibi 1091 seviyesinden geçen bölge. Buraları tekrardan görür müyüz? Bunu da ilerleyen zamanlarda tekrardan sizlerle birlikte bakarız. Fakat şuradaki oluşumun üstünde kalmamız gerçekten çok önemli olacak. Kısa vadede bu 1117 TL civarındaki direnç yukarı yönlü aşılır ise altının gramında gene bizler için bir 1128 civarına doğru bu yükselişin tekrar etme olasılığı da oldukça yüksek olacaktır sevgili dostlarım. O yüzden gram altında takip eden arkadaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var diye düşünen taraftayım. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşteki hareketlerin özellikle arkadaşlar bizleri önümüzdeki günler içerisinde hangi seviyelere götürebilir? Bunu da gene videomuz içerisinde değerlendirelim.
konuşalım. Bakalım gümüş tarafında ilerleyen günlerde hangi seviyeler yaşanabilir. Gümüşün ons tarafındaki hareketlere baktığımız zaman açıkçası 22 dolar altında bir gümüşün ons tarafı beklenti mevcut değildi. Fakat gümüşte de gene 21.78 civarlarında bir oluşum takip ediyoruz. Aynı ons altında olan oluşumun aynısı gümüşün ons tarafında da mevcut. Buradaki hareketlerde yukarı yönlü hareketin ilk etapta 22 dolar 40 sent civarına doğru gümüşteki hareketlerde yukarı yönlü beklentilerim dahilinde. Gümüş ana hedefini tamamlamış değil sevgili dostlarım ve şu anki gümüşün ons fiyatının ben çok çok ucuz olduğunu düşünen taraftayım. Altının onsundaki gibi kısa vadedeki hedefi olan seviyeye mesela 1941 dolar seviyesi gümüşte beklentim olan 27 dolar 60 sent beklentisinden düşük kaldığı için gümüşün onsunda ilk etapta altının onsuna nazaran yukarı yönlü hareketlerin daha sert bir şekilde gerçekleşebileceğini düşünen taraftayım. O yüzden gümüşteki arkadaşların dikkatli olmasında ve şu anki bu fiyat hareketlerinin de gümüşün özellikle ons bazlı gümüşte hala çok ucuz seviyelerde tutulduğu kanaatindeyim. Günümüz teknolojileri üzerinde baktığınız zaman da gümüşün ne kadar ihtiyaçlar doğrultusunda piller üzerinde, güneş enerjileri üzerinde, elektrikli arabaların aküleri üzerinde ne kadar kullanışlı bir durumda olduğu da göz önünde bulundurulursa sevgili dostlarım gümüşün ilerleyen günlerdeki hareketleri ons altına nazaran daha sert bir şekilde hedef noktasına gidebilir diye düşünen taraftayım. Burada gene kısadaki hala hedef bölgesi gümüşün ons tarafında görülmüş değil. Gram gümüş tarafına gene bakacak olursak gram gümüşteki hareketlerde ilk etapta 13 lira 40 kuruş seviyesi üzerine doğru bir hareket ve bu 13 lira 40 kuruş üzerindeki hareketle birlikte arkadaşlar tekrardan 14 lira 10 kuruş seviyesi üzerine doğru gümüşün gram tarafında da yukarı yönlü hareketlerin ben yaşanacağını düşünen taraftayım. Buradaki dip süreci bir düzeltme süreci şeklinde tanımlanabilir ve yorumlanabilir. İlerleyen aylar içerisinde burada da biz 16 lira 42 kuruş seviyesindeki bir beklentimiz mevcuttu. Ve bu kısa vade beklentim de gene gram gümüş tarafında görülmüş değil. O yüzden sizlerle birlikte gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız da 16 lira 42 kuruş seviyesindeki ana hedef bölgesini birlikte takip edeceğiz. O yüzden ben gümüş tarafında özellikle ve altın tarafında da panik yapılmaması gerekliliğini düşünen taraftayım. Bunu ilerleyen günlerde sizlerle birlikte de zaten takip edeceğiz. Şu an Dünya Merkez Bankaları tarafına bile baktığımız zaman hepsinin piyasadan altın çekme, gümüş çekme telaşı içerisinde olduğunu da çok net bir şekilde görebilirsiniz. Rusya, Ukrayna, Çin, Tayvan gerginliği, enflasyon dünya genelinde henüz baş edilmiş bir durumda değil. Her ne kadar da ABD tarafında veriler olumlu gösterilmeye çalışılsa da buradaki verilerin de olumsuzluğundan kaynaklı olaraktan ABD'nin de tekrardan para basma ve para bolluğu süreci içerisine gireceğini düşünen taraftayım. Bu da altın ve gümüş tarafını tekrardan ileri yönlü götürecek hareketleri başlatacaktır. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda 20.04 seviyesi bir düzeltme seviyesi olarak takip edilecek alandı ve bu 20.04 retest şeklinde yukarı yönlü hareketin test edildiği bir alan. 20.04 üzerinde kaldıkça Euro'daki hareketler tekrardan yukarı yönlü yönünü çevirecektir arkadaşlar. O yüzden Euro'daki arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Çünkü 20.04 seviyesi test edildi ve buralarda bir yatay yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Euro'da da bu hareketle birlikte ben 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareketin tekrardan devam edeceğini düşünen taraftayım. Ülkemizin daha çok ticaretini Euro Türk Lirası ile yaptığı da göz önünde bulundurursak Avrupa Merkez Bankası'nın almış aldığı faiz kararlarıyla birlikte ülkemizdeki Euro'ya olan ihtiyaç fazlalığından Avrupa'nın da sıkı para politikalarından kaynaklı olarak Euro'da hala daha yukarı yönlü seyrinde devam edeceğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Sterlin Türk Lirası'nda da gene hareketler Euro Türk Lirası'na çok yakın bir şekilde seyrediyor. Orada 23 lira 63 kuruş seviyesinde bulunan ana hedef bölgemiz vardı. Oradan bir düzeltme seviyesini Euro o da olduğu gibi Sterlin bölgesinde de hep birlikte izledik. Şu an 22 lira 70 kuruş seviyelerinde olan Sterlin Türk Lirası'nda 22.70 bir destek bölgesi olarak takip edeceğimiz alan. Buradaki hareketin yukarı yönlü seyrini devam ettirip de ilk etapta 23 lira 15 kuruş seviyesine doğru sterlindeki hareketleri devam ettireceğini düşünüyorum. 23-15 önemli bir seviye olacak. Çünkü burada bir oluşumun tamamlanma sürecinin yaşanacağı bir bölge olarak sterlinde o bölgeyi ben düşünüyorum. Ve bu 23-15'i dikkatli bir şekilde takip edeceğiz.
Burada da yön net bir şekilde yukarı olacaktır. İlerleyen dönemler içerisinde de sterlinin 27 TL civarına doğru hareketlerini devam ettireceğini uzun vadede düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Bitcoin, evet, BTC-USD paritesine baktığımız zaman burada yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ediyoruz. 24.500 beklentimiz mevcuttu Bitcoin'de ve bu 24.500 üzerindeki tutulmada Bitcoin'de gelmiş oldu. Burada güzel bir 15.500 seviyelerinden bir dip yakaladık Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız ve arkadaşlarımız için. Şimdi bu sürecin 24.500 desteği üzerinde kalıp kalamayacağı bizler için önemli olacak. Bakın, o 24.500 dikkatli bir şekilde takip edilecek alan. Bunun altına sarkmadığımız sürece Bitcoin'de 28.000 dolarlar civarına doğru bu hareketin yukarı yönlü devamı beklenebilir. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlarımız dikkatli olsunlar ve bu süreci yakından takipte kalsınlar. Bitcoin'de yön hala yukarı seyrini devam ettiriyor. Burada gene 4 saatlik kısa bazlı grafikte baktığımız zaman oluşumlar mevcut. Bunlar hep yukarı yönlü hareketin devamı niteliğini taşıyan oluşumlar. 24.500 dolar dediğim gibi önemli olacak bir destek bölgesi. Bu desteği koruduğu sürece 28.000 dolarlara doğru Bitcoin'deki hareketinde devamını hep birlikte bekleyebiliriz sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Değerli metalleri, dijital para, kripto para Bitcoin'i inceledik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.